1997 yılında Strasbourg'da Türk Filmleri Festivali'nde benim Karışık Pizza filmim varken Fatih Akın'ın da ilk filmi Kısa ve Acısız vardı. Ve filmi izledikten sonra kendisiyle çok çalışmak istediğimi hissettim. Orada olmama sebebiyle ona bir not bıraktım. Seninle tanışmak, görüşmek ve çok çalışmak isterim diye. Sonra The Marmara Otel'de buluştuk. Zaten duvara karşı oynadığım karakter The Marmara Otel'de çalışma sebebi de buna aittir. 1998 yılı gibi ya da 97 yılında yine İstanbul'da buluşmaya başladığımız andan itibaren birlikte nasıl, ne yapabiliriz'in peşine düşmüştük. O sırada bir başka filmi olan Temmuz'da, In Juli filmi için hazırlanıyordu Fatih. Ben de Avusturya'da başka bir film, Geborn in Absurdistan'ı çekiyordum. Budapeşte'de de Isaac Stories çekerken kesişti ve maalesef ki onda çalışamadım Temmuz'da da. Bir türlü olmadı. Ne o bana uyum sağlayabildi ne ben ona. Duvara Karşı. Duvara Karşı'ya kadar olan süreçte arkadaşlığımız devam etti. Ve o süreçte onu tanıyabilme, bir yönetmen olarak ne istediğinin farkına varabilme ve sansürsüz, otosansürsüz konuşabilme, iletişim kurabilme, eleştirel boyut dahil olmak üzere her alanda sinema adına sohbet edebilme keyfini hep yaşadım Fatih'le, hala da yaşamaya devam ediyorum. Onun yol filmlerinin çok sevdalısı olduğunun farkına varmıştım. O da bana hani İstanbul bizim için sensin, İstanbul sensin hep demiştir. Dolayısıyla İstanbul'da elimden geldiğince her zaman burada oldukları süre içinde hep onlarla bir arada olmaya çalıştım. Set ortamında Fatih'le çalışmak benim adıma çok inanılmaz keyifliydi. Öncelikle provalarından bahsedeyim dilerseniz. Hamburg'da yaptığımız provalar sırasında oyunculuktan geldiği için kendisi oyuncuya çok fazla önem veriyor. Ve bu sebeple de kendi oluşturduğu senaryonun dışında da karaktere koyacağınız prova sırasında herhangi bir yaratıcı fikir veya cümleyi de dahil edip edemeyeceğine notlar alarak Nurhan'la çalışır genelde, karar veriyordu. Hatta bizim Duvara Karşı'da Birol'la olan sahnede aslında sahne Türkçe yazılmıştır. Ama biz Birol'la hep İngilizce konuşuruz aramızda, Birol daha rahat ediyor diye. O sebeple bir anda provada Türkçe konuşurken, senaryodaki şeyleri hem söyleyip hem de doğaçlama yapmaya çalışırken bir anda İngilizce'ye döndük. Bunun mesela filme dahil edilme şekli provalar sırasında oluşmuştur. Fatih sadece iyi bir yönetmen değildir. Fatih çok iyi bir DJ'dir. Fatih iyi bir arkadaştır. Fatih güvenilir bir kişidir. Ailecek görüşme sebebimizle tabii ki aynı zamanda. Çok yıl geçti tabii 97'de. Hani bir nereden baksanız 20 yıllık bir arkadaşlıktan bahsediyoruz. Bu sebeple de çok fazla şeye ortaklık ettik. Acılı günlerimiz, sevinçli günlerimize, evlilikler, boşanmalar, bir sürü şeye arkadaşlık da ettik. Ama Fatih iyi film çeksin, kötü film çeksin, Fatih her zaman iyi bir sinemacıdır. Ve güvendiğim, her zaman çalışmak isteyeceğim, her zaman gurur duyduğum, dünya çapında evrensel bir sinemacıdır. Fatih birçok film yapmıştı Duvara Karşı'dan önce ve bu filmler hiçbir zaman Türkiye'de satın alınmadı ve gösterilmedi. Ve müracaat ettiği her alanda aslında yeni sinemacı olarak bir türlü açık bir kapı bulamıyordu. Duvara Karşı yapma sebebi aslında Türkiye'ye girmek istemesiyken Duvara Karşı Berlin Altın Ayı ödülünü almasıyla birlikte bütün dünyaya girdi. Bu sebeple de hani evrensel olma sebebi de Fatih'in bence en fazla gerçekten Duvara Karşı'yla başlamıştır. In the Fade'le alakalı çok bir bilgi sahibi değilim. Hayır, ve o süreci çok merak ediyorum. Filmi de daha izlemedim. Ama izlediğimde paylaşacağımız çok şey olacak. İkimizin de hayatında, benim 3 yıllık sendika sürecim, onun da The Cut sürecinden sonra bir görüşemedik ama telefon dışında, mesajlaşma dışında. Ama o süreci çok yakalamak istiyorum, çok merak ediyorum. Fatih ile her zaman her şey olabilir. Şu anda bilmiyorum, ortak çok sinemacı arkadaşımız da var.
Tabii ki illa senaryosunu yazması gerekmiyor. Bir arkadaşımızın senaryosunu yazdığı bir şeyi de iyi yönetebilecek bir kişi Fatih. Daha önce başkalarının senaryosunu da çok iyi yönetti. Öyle çalışmalar da olabilir, kendi de yazabilir, belki oynayabilir. Hiç belli olmaz. Yani daha önümüzde çok yol var. Dilerim her zaman yolumuz kesişir ve her zaman sağlıkla, başarıyla takip ederim kendisini, o da beni ya da bir arada. Benim oynadığım karakterin oluşturma sürecinde mesela çok fazla İstanbul'a gelip giderken gezdiğimiz alanları kullanma, o alanları var olan alanları dahil etme senaryoya ve sonrasında da karakter gelişiminde diğer karakterlerle ilişkilerini belirlemede de ayrıca gözlemlediği şeyleri kullanma. Bu arada tabii Fatih'e o kadar çok güveniyorum ki ben kast konusunda da her alanda, yani tanımadığım bir kişiyle de ben hiç "ay bu kim, nasıl bir oyuncu, bir Fatih söylesene, göstersene" falan dediğim olmadı yani duvara karşı ile alakalı da. Güveniyorum, oyuncu yönetimine güveniyorum çünkü. Oyuncuyu çok iyi yönlendirdiğini düşünüyorum. Mesela biz Duvara Karşı filminde devamlılıkla çektik. Sibel ilk filmi olacağı için Duvara Karşı devamlılıkla çekildi. Yani bir mekana girdik, bu mekana, dur 8 sahne var burada, çekelim gidelim diye bir şey olmadı. Senaryoda nasıl akıyorsa öyle çekti Fatih, oyuncuyu düşündüğü için. O kadar fazla hani oyuncuyu düşünen yönetmen çok yoktur. Daha çok prodüktörü tabii ki para hesabını düşünmek zorundadır. Aynı şekilde Birol'la ilişkisinde de öyleydi gerçekten. Tabii ki çok doğru insanlarla da çalışıyor. Bu anlamda çok sevdiği arkadaşları her zaman yanında oldu. Sinemacı ya da müzisyen. Daha sonrasında Crossing the Bridge, Sound of Istanbul, yine Türkiye sürecinde her zaman, ben o dönemde gönül yarasını çekiyordum sanırım. Seti ziyareti, büyüklerine karşı, sinema büyüklerine karşı saygısı, Yavuz Turgul'a, Metin Erksan'a. Bilmiyorum biliyor musunuz, Metin Erksan'ın bir filminin Almanya'dan fonunu bulup tekrardan yeniden yapılanmasını sağladı mesela. Ve müzisyenlerin burada sigortalanmamış yıllar içinde devlet tarafından hiçbir destek almadıklarından ötürü dünya çapında olan müzisyenlere Babilon'da geceler düzenleyerek onların hayatlarındaki bir takım zorlukları gidermeye çalıştı. Oradan topladığı paralarla ameliyatlarını sağladı. Bunlar hem Almanya'da yaşayan hem Türkiye'de yaşamayan bir kişi için zor şeyler olmasına rağmen Fatih bunları Türkiye ile hiçbir zaman bağını koparmadan çok güzel, en insani noktada yerine getirdi. İyi bir sinemacı olmasına bağlıyorum. Aynı zamanda şuna da bağlıyorum, evrensel olmasına bağlıyorum. Yani sadece iyi bir sinemacı ama kültürel açıdan evrensel bir sanatçı olduğunu her zaman gözlemliyorum. Ve cesaretli olduğunu gözlemliyorum. Dediğim gibi otosansür uygulamadan, kim ona ne derse desin, kendi inandığı şeyi yaptığını görmek beni mutlu ediyor. Korkusuz bu anlamda ve yenilikçi. Bu sebeplerle her alan ona, ödüllere çok kıymet verdiğim için değil ama eğer o alana iştirak ediyorsa o film, ödül almasında da fayda gördüğüm için kendisi ayrıca tebrik ediyorum.